Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Yine bir yöresel kıyafet. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba. Hayırlı sabahlar efendim. Buyurun. Olsun, gel gel, kolonyalı kolonyalı. Günaydınlar, günaydın Büşra Hanımcığım. Meryem Hanım, günaydınlar. Günaydınlar. Eren ablam, günaydın. Günaydın hoş canım. Hoş geldin. Buyurun böyle hanımlar. Gel 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 gel. Evet. Gel Selda'cığım. Yok Selda şöyle bir dön istersen hanımlar. Evet, hanım gel, görsünler. Gel, gel şimdi otur. Oturayım. Çok maşallah. Güzel. Maşallah. Ya ama evet, biraz ağır gibi. Güzel olmuş. Evet. Bence ağırdan ağır ziyade kalın gibi. Kalın. Evet, kalın. Evet, aynen. Ama biz alışıyoruz. Biz yeni gelin olduğumuzda bu şey, kilim gibi. Sürekli bunu giyerdik biz. Çok güzel ama sabah beni de böyle karşıladı. Bizim için özenmiş. Nasıl buldunuz? Evet, çok sizler güzel. İçin. Güzel. Beğendiniz mi? Evet. Altyazı bir Çıbanoğlu aramadınız yok, yani. Hayır. Hoşunuza gitti. Gitti benim. Şükür normal. Yok işte şovdu da zırttı da zırttı da diyorlar. Bak yok, beğendiler hanımlar. Yöresel kıyafetimi tanıtmak istedim aslında. İyi yapmışsın. Sizlere de göstermek istedim. Biz de istedim. Sayende değişik bir kültür görmüş evet. Olduk. Buradan Tokat'a da tekrardan selamlar olsun. Herkes öpüyorum Tokat'taki. Ama bugün Tokat kültürünü biz mutfakta görmek istiyoruz açıkçası. Bakalım Tokat'a özgü neler var menünde bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Tamam, birazdan. Tokat yemeklerini falan biliyor musun? Beceriyor musun? Tabii ki biliyorum. Doğma büyüme Tokatlı mısın yoksa? Ben 18 yaşıma kadar Tokat'ta büyüdüm. Oo. Hatta şöyle söyleyeyim, ben köyde büyüdüm. Merkezine bile gitmezdim yani. Ben köy kızıyım tamamen. Tam anlamıyla o zaman bir Tokat'ın aynen. Her şeyini öğrendin içiyle evet, dışıyla. Evet. Yani ben ilk hamur yoğurduğumda 12-13 yaşındaydım. Maşallah. İlk hamur yaptığımda, ekmek yaptığımda, şimdi de yapıyorum. Halen de günümüzde yapıyorum yani. Köyde genellikle hep küçük yaşta başlıyorlar. Evet, ben de başladım evet. Ama yapamadım tabii ki. Muhabbet. Ben de çok küçük yaşta yapıyorum. Kaç yaşına başladın Halise? Ya 11-12'ydim sanırım. Annemin işi vardı, ben yoğurayım dedim. Annem mi sana dedi, sen mi kendin akıl ettin? Ben kendim yaptım, mecburen yaptım tabii. Hepsi düştü, tandıra bir yapıştırım düşüyor. Yapıştırım ha bir de düşüyor. Kuyu tandıra. Tabii tabii tandır var bir de. Hem yoğuramadım hem yapıştıramadım. Hiçbir şekilde olmadı. Yani o işin en büyük sıkıntısı tandıra yapıştırmak. Tabii ateş var yaşadı. Ben nasıl sokayım elimi oraya böyle. Bakıyorsun o tandıra çok düşüp öyle ölenler oldu. Bir de düşünün 12 yaşındasın. İyi cesaret. Vallahi. Çünkü ben... Ama mecbur kalınca, ekmeksiz kalınca. Hani ben yaptım. Çok programlarda falan izledim. Kadınların bile büyük evet, büyük kadınlar bile ekmeği içine düşüyor. Ben de yapmıştım memlekette köydeyken. Tandıra ekmek vuruyordum. Sizin de mi duvara vurmalı yoksa böyle ocak tarzı mı? Yok bu Kuyu tandır böyle yerde. Büyük tandır evet ekmek vuruyordum ben de. Bir iş yani evet. Onu herkes ateşi yapıyorsun öncesinde bayağı bir uğraşıyorsun. Tabii, evet evet. Köze dönüşüyor. Köze dönüştükten ondan sonra, sonra hamuru yapıştırıyorsun. Bir şekil verip yapıştırıyorsun. Tabii ateşi böyle de mi böyle sen şekil. Yaktın peki? Tabii tabii. O gene iyi ateşi yine ateşi yaktım yani. Ama hamur işi olmamış. Yok olmadı. Annen gelince ne dedi peki? Allah bilir. Bu nasıl hamur? Yavaş yavaş ilk önce bir ziyan edeceksin sonra. Yok sonradan yapamadım. Kız işin ucunu kurtarmaya çalışıyor. Olmadı. Yok, sonradan da yapamadım. Hiç olmadı gerek yok. İyi oldu hamaratlık yarışmasında güzel maharetlerini anlatmış oldun. Hayır canım onu yapan mı hamarat oluyor? Peki sonradan hamur işini öğrenmedin mi hala? Gerek görmedim ondan sonra. O zaman Halise'nin gününde hamurla ilgili pek fazla bir şey beklemeyin. Hatta mesajı aldık anladığım kadarıyla. Peki Selda biz kahvelerimizi alalım sohbetimize tamam. Devam edelim. Tamam ben kahveleri içiyorum. Hiç kalkma hiç kalkma buradan sor. Tamam kahveleri nasıl içersiniz? Sade. Şekerli. 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 Tamam. Genel olarak bu hafta herkes bir şekerli şeker kahve gibi, şekerli. İçiyor. Ben de diyorum birisi tatlı sade içelim, içiyordu o da Selda. Şeker gibi yok, şekerli. Tatlı içiyoruz da tatlı konuşmak biraz zor oluyor masada tamam. Açıkçası. Evet gene çok gerilmiyoruz ama bazen istemediğimiz şeyler oluyor. Olabilir. Yani o kuyu tandır meselesi çok zor ki çocuk yaşta genellikle köyde iş yapmaya başlıyorlar. Siz Halise kız başka kız kardeşin var mı senin? Ya da ablam. Var. Ablam var o evlendi gitti ben kaldım evde. Evde genellikle bütün işler sana bakıyordu evet, evet. Galiba tek kız olduğun yok, için. Yok ineği götür yok onu yap bunu yap çocuğa bak gerçekten çok zordu. Peki şikayet ediyor muydun yani? Etmem mi? Ben oyun oynamak istiyorum ya top oynamak istiyorum koşmak istiyorum. Ben niye inek kovalıyorum neden tandıra giriyorum? Her insanın belirli bir yaşı var. O yaş bir daha geri gelmeyecek. O zaman da yaşadığın eğlenceler işte yani. Ne bileyim oyunlar daha bir farklı. Sonra büyüyünce sürekli parktasın salıncaktasın. Öyle olmuyor işte. Hepsi güler yüzü gelmişler farkında mısın? Evet ben de şaşırdım. Yani bayağı hepsi sempatik yani güler yüzü gelmişlerdi. Ne oldu ki acaba? Hiç bilmiyorum. Kahveleri nasıl yapacaksınız? 4 şekerli 2 sade. Dikkat edin dünkü kahveler gibi olmasın. Evet dünkü karıştırmıştı yani bana yarım gelmişti. Keşke söyleseydiniz ben olsam söylerdim. Şey yapmak söylemedim hani kırılmasın üzülmesin diye. İyi de bu bir yarışma eksik buldunuz mu eleştireceksiniz. Erken olgunlaştın hayata karşı bir şeyleri çabuk öğrendin ama
senin için de zor günler geçti. Tabii. Ben sadece şuna şaşırıyorum. Eskiden mesela 10 yaşında hamur yoğurdum diyor. 9 yaşında hamur yoğurdum diyor. Şimdi 9 yaşında bir çocuğun eline un versen hamuru yapamaz. Yapamaz. Yani şartlar onu gerektirdiği için ister istemez olgunlaştılar. Yoksa cidden insanlar eskiden yani doğuştan gelen bir şey mi vardı bilmiyorum. İnsanlar yavaş yavaş tembelleşti galiba. Evet, gittikçe rahata alıştıkça. Kadir Bey, nüfus kalabalık. Annenin başka bir alternatifi yok. Tarlada iş var. Ama beceremeyen çocuk beceremez. Yani annesi 50 defa da dese elinden gelmiyorsa yapamaz. Kaçar. Dağa kaçar, bayıra kaçar. Sopa yiyeceğini bilse gene kaçar. Ama sizin diyorum demek ki elinizden gene geliyormuş ki bunu yapabildiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela iki kız kardeş. Birisi çok güzel yaparken öbürü hiç yapamıyor. Hani biraz da çocukta da şey olacak i̇şte yani. Elinizden geliyormuş demek ki. Elimizden herkesin elinden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsa ona göre görevlendirme oluyor. Kimisi tarlayı zaten biliyorsa tarlayı tabii, yapıyor. Tabii aynen. Süt sağma var. O da zor. Yani teknoloji yok. Hiçbir şey yok. Mesela ben inek sağardım, ablam beceremezdi. Anneme sabah yardıma giderdi. Sabah kaçta mesela giriyordu? Yani 6,5, 7 gibi falan yani. Kaç yaşındasın mesela? O zaman 12-13 vardı. 12 yoktu. Yaşında bir çocuğu sabahın 6'sında kaldır ahıra sok şimdi. Evet. Benimki sinek görse değil. Kaçıyor. Nasıl? Sinek görse kaçıyor. Yani sen 12 yaşında bir çocuğu sabahın 6'sı o karanlık ile kışın köyün soğuğu bambaşkadır. Evet. Ahıra sok ineklerin içine. Şimdi hangi 12 yaşında hayal çocuk etsene ahıra girer? Uykudan gözünü açan yok ki. İş buyurasın. Ve çocukları da geçtim. Eski kadınlar da şimdiki kadınlara göre. Yani daha beceriklilerdi bence. Hayata karşı daha özgüvenliydi yani ne bileyim. Şimdiki hanımlar çok fazla kendilerine güvenmiyorlar bence. İş konusunda. Ama ne işim var yapmayacağım boş ver. Hiçbir işi sırtlanmıyorlar. Yani yaşlılık var. Bu teknoloji bence bizi biraz uyuşturdu. Rahata alıştırdı. Beyinlerimiz tembelleşti, uyuştu. Vücut tembelleşti. Ve gerçekten insanlar işi kendilerine şey gibi, hakaret gibi görüyorlar artık. Yani şu anda mesela bir ev hanımına desen ki işte sen bu işi yapmak zorundasın. Hayır ben bu evde köle miyim diyor. Annelerimiz köle miydi onlar evde iş yaparken? Bence bu nesil gece yatmaz, gündüz kalkmaz nesil. Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü biz erken yatardık, erken kalkardık. Günü iyi değerlendiriyorduk. Sabah 5'te evet, kalkardık. Şu an günler çok çabuk geçiyor ve hiçbir şey yapmıyoruz. Ay yetiştiremiyoruz ki, işi evet, yetiştiremiyoruz. Evet Selda, gün senin günün. Evet, gün benim günüm. Sohbet ettik, muhabbet ettik ama bugün 20.000 TL için sen yarışacaksın. Evet. Senin yemeklerin önemli bizim için. Sunumu nasıl buldunuz, kahve sunumunu Halise? Güzel, samimi. Güzel. Dün, samimi. Dün dediniz ki çikolata yanında erimişti, onun muhabbeti olmuş. Ayrı bugün olması daha güzel. Evet, böyle güzel, daha güzel sunum. Büşra? Güzel, ben de beğendim. Beğendim. Meryem ama? Beğendim evet. Hoşuna gitti. Büşra Hanım'ınkini beğendim. Meral Hanım? Beğendim. Beğendiniz. Fincanın sıcak olmasından beğendim. Fincan önden dünkü ısıttı de şeydi mı? Nasıl yani? Hayır şöyle ki, ben kendim yani sıcak suda bekletiyorum kahve kaynayana kadar. Fincan ısındığı zaman kahve daha lezzetli öyle oluyor. Benim öyle bir sıcaklığım şey kahveye geçmiş. Aa. Yani soğuk değil, fincan soğuk evet, değil. Onu demek aynen istiyorum. Kaynar kahveye dökünce zaten sevindim ısınıyor ki o. Gerek yok ki. Yani ısınıyor, kışın ısınıyor yaparsın, bilemiyorum şey ama hayır, ben kışın yaparsan. Ama yazın gerek yok. Neyse muhalefet olmak istemiyorum. Sonra birbirinize inat söylüyormuşsunuz hayır, gibi oluyor. Kışın ben de yapıyorum o söylediğini. Hayır yaz kış benim yapma tarzım öyle. Menüyü merak ediyorsunuz. Ediyoruz evet kesinlikle. Hazır mısın Selda? Evet. Tam karşı kameraya bir say bakalım menünü. Yoğurtlu tavuk çorbam var. Yeşil mercimekli yaprak sarmam var. Hüngelim var. Ne gelin? Hüngel. 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 Evet. Buhara pilavım var ana yemek olarak. Yanında salata, çoban salatası var. Tatlı olarak da revani dondurmayla beraber. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.